Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün yine sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için ormanda Skarner oynayacağım. Skarner üzerine bir oyun olacak. Oyunu izlerken keyif alırsınız. Şimdi başlangıcımızı yapalım. Hemen avcı tılsımı alıyoruz. Doldurulabilir iksir. Ardından mavime doğru hızlı bir şekilde geçiş yapacağım. Ufak tefek oyun hakkında bir yorumlar yapalım. Rakip takım hakkında ve kendi takımımız hakkında. Ondan sonra ürünlerden falan bahsedeyim. Şimdi öncelikle bizim takım kombomuz erken aşamada maalesef kaybedecek bir komp. Bunun farkındayız. Yakın menzilli şampiyonlardan oluşuyoruz ve kitle kontrolümüz oldukça fazla. Eğer geçiş aşamaya güzel bir şekilde çıkmayı başarırsak çok rahat bir şekilde dakika 20'den sonra, özellikle dakika 20'den sonra bizim bu oyunu kaybetmemiz imkansız bir hale gelecek. Rakipte Brand ve Lux tehlikesi var ama hani bir civalı kuşak falan alırsa biz Fortune'ımız çok rahat edecektir. Zaten Fizz pek fazla sıkıntı yaşamayacaktır. E yeteneği sayesinde mesafe kapatabilir. Bir de Fizz'in yakaladığı veya benim yakaladığım rakipler çok yüksek ihtimalle de takım savaşında çok kolay bir şekilde düşecektir. Global anlamda çok güçlü bir takımız çünkü. Bunun yanı sıra girdiğim ürünler bu şekilde. Bunlar standart ürünler, pek fazla değişmiyor. Siz bu noktada yırtıcı ürününü de tercih edebilirsiniz. Ben bu ürün dizilimini tercih ettim. Oldukça etkili olabileceğini düşünerek, hani takım savaşında birazcık daha ön safhada kalabileceğim için tanklaşmam lazım. Ha, savaşı başlatmak istiyorsanız da hızlı bir şekilde direkt agresif build tercihinde de bulunabilirsiniz. Yani yırtıcı ürününü alıp rakibe hızlı bir şekilde koşup bir fight başlatabilirsiniz. Ama her koridorumuzda fight başlatabilecek adamlar var. O yüzden pek de fazla problem yaşamayacağız. Bu arada Lux destekmiş. Ha, orta koridordur diye düşünüyorum. O zaman çift şifaları var çocukların bot lane'de. Okey. Şimdi Garen'in de dediği gibi Jax büyük bir hata yapmış ve sıçra almamış. Sıçrasız bir Jax hem takım savaşında çok etkisiz kalacak hem de bunun yanı sıra koridor safhasında da zorlanacak. Ben baskına geldiğimde çocuğun herhangi bir kaçış mekanizması olmadığı için çok rahat bir şekilde düşürebileceğiz. Şimdi hemen gideceğim. Şuradan şu Yampiri ile keseceğiz. Bu noktada dediğim gibi yırtıcı ürününü de tercih edebilirsiniz. Hani olmaz mı diye sormayın. Olur tabii ki, hatta oldukça da güzel olur. Ama ben bu noktada yırtıcı ürünün yerine bu ürünü tercih ettim. Şimdi bot lane'e bir deneyeceğiz. E yeteneğim birazdan gelecek. Şöyle göstereyim E yeteneğimin geleceğini. Aksar kötü yakalandı. Geliyorum abi. Flash'ım falan da yok canım benim. Hadi görüşürüz. Çok güzel. First Blood bende kaldı ama hiç problem değil. Bu noktada aldığımız skor bizim için değerli ve Brand koridoru etmişken buraya gelmedi. Şimdi ben ona çok rahat bir şekilde baskın atacağım. Fizz de yardımcı olursa bana. Çok güzel. Orada bir tane daha atsaydım yanlışlıkla skor bende kalabilirdi. Dert değil. Şu an oyuna çok iyi bir başlangıç yaptık. Graves haritanın neresinde bilmiyorum. Benim redime de salça olmamış Allah'tan. Bot lane'i görüp redimi çalmaya kalkabilirdi. Şimdi hızlıca redimi alacağım. Ondan sonra top lane'i baskın denememiz lazım. Bizim çünkü Garen'ın flash'ı falan gitmiş. Geldiğimi göstereyim çocuğa. Çift güçlendirmemiz var. Hatta şu an mavisi gitti. Önemli değil. Bizim için sadece kırmızı bile yeterli. Sen Q'nu da kullandın. Yarıncığım keşke buraya devam etsen. Keseriz bu çocuğu devam etse de. Kerim maalesef uzak kaldı. Dediğim gibi devam etseydi veya beni bekleseydi, orada çok erken davrandı Jax'a. Neyse, sağlık olsun, orada minyon biçmeye devam etsin. Şu an Jax çocuğun flashını aldığı için problem yaşayacak. Oo, çok güzel yakaladılar. Çocuğun flash'ın olması da güzel. Hatta bir de skor aldılar. Adamsınız. Şimdi ben ilk olarak E yeteneğimi fulleyeceğim. Çünkü kitle kontrolü bakımından E yeteneğimiz çok gerekli ve cooldown'u da uzun. Bunu olabildiğince kısaltmak istiyorum ki daha büyük bir etki yaratabilelim. Şu an 1,5K paramız var. Graves bir kere öldü. Bayağı bir geri düşmesine neden olacak bu durum. Garen'da 6 level olursa burada Jax'ı keser. Tabi savage etmesi lazım.
çarp eşyamızı alıyoruz. Ayakkabımızı alıyoruz. Peşinden ben çarp eşyasını tabii ki tanka çevireceğim. Tank bir build'imiz olması gerekiyor. Takımın frontline'ı benim. Hani agresif bir build yapmayacağım. Daha öncesinde zaten AP Skarmor oynamıştım. Görmüşsünüzdür. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. O da oldukça güzel oldu. Yani karakter her türlü hasar verebiliyor zaten. Yalnız bizim Miss Fortune'un farmı çok az ya. O çocuğun minyon biçmesi lazım. Top lane'den mutlaka skor çıkartmak istiyordum ama çıkartamadım. Kes doğadım ama. What? What? Bu ne abi? Ignite ne? Jax da orada bir anlık bir panik yaptı. Buraya gelmelerini bekliyorum. Ohohohoho. Nice. O ne hasardır. O ne hasardır. Şimdi Garen bu skorla rahat eder ama ona yardıma gidemeyeceğim. Burada birazdan mavisi gelecek bu çocuğun. O maviye çökmek istiyorum. Daha direkt mavisini alalım. Bu arada mutlaka Skarner oynarken haritada şu taşları alın. Bu taşlar sizin için çok değerli. Bildiğiniz gibi hareket hızı veriyor, atak speed veriyor. Onun için de ekstra ilave şeyler kazanıyorsunuz. Sizin için değerli. Geliyorum bu adama. Çok güzel. Buradan da skorumuzu çıkardık. Tertemiz oldu. Flash'ımı mecburen kullandım. Rakibime yetişebilmek adına. Çünkü hareketli bir karakter. Garen'ın ultisi olsaydı ona saracaktım ama Garen'ın ultisi yok maalesef. Brand da buraya gelerek vakit kaybetti. Fizz de bot lane'den kill aldı. Nice. Şu an takaslar bence bizim için daha güzel gerçekleşiyor. Bu arada Skarner'ın daha önceden seçilmesini çok istiyordum. Gerçekten oynanabilir durumda olan bir karakter. Çok çok güçlü. Hani insanlar pek fazla tercih etmiyorlar. Genelde böyle agresif olan jungle'lar daha çok tercih ediliyor. İşte hasar vereyim, direkt skoru ben alayım diye düşünülüyor ama Skarner da gerçekten güçlü bir karakter. İstediğiniz her şeyi yapıyorsunuz karakterle. Erken aşamada rahatça baskın arttırıyor. Hasarı çok fazla. Özellikle Q yeteneğinin cooldown'unun kısa olması sizin için çok işlevsel. Şimdi gideceğim Bombing'in alevini alacağım. Kusura bakmayın, boğazım hala iyileşmedi. Aslında burada Jax'a bir baskın da atabiliriz. Ultim de var çünkü. Çocuğun burada totemi mi var ya? Aynen, Pink orada buradaymış. Aslında bu çocuk devam etse keseriz de. Çünkü 5 de var. Ulaşacaktım o adama da. Neyse, gerek yok. Bu arada Graves da buraya uğramış. Benim kuşlarımı çalmış. Şimdi Graves'ı da zorunlu olarak üst koridora çekmiş oluyorum aslında. Garen zaten yavaş yavaş tanklaşacak. Kolay kolay ölmeyecek. Bu arada bizim bot lane... Oho, süper. Jinx 3 kere ölmüş. Ormanın üst tarafına çok fazla yatırım yaptık. Base atalım artık. Orta koridora falan tekrar bir gidebilirim. Çünkü ultim bulunuyor. Hatta bak 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 bak. Bunu gördüm, bunu gördüm. Geliyorum ben de. Yetişirsek burada Graves'ı keseriz bence.
Yerim. Keşke kaçmasaydın canım benim. Brent yine mi sen? Keseriz bu adamı. Duruyormuş çocuğun ya. Mesela Garen kesti. Nice. Tertemiz. Ölmüyor artık Garen. Çok çok güçlenmiş. Ah, stresli bir fight'te kaybedebileceğimizi düşündük ama güzel. Bir kill, bir de buradan bir asist çıkardım. Harika durumdayım. Güçlenmeye devam ediyorum. Süper. Şimdi çarpı eşyamızı tamamlıyoruz. Bu noktada bu çarpı eşyasını almayacağım. AD veren çarpı eşyası değil. Direkt tank. Ardından Merkür nalımları. Bu tanklaşmamız için gerekli bir eşya. Üzerine de haritada hareket etmeniz lazım. Ve bu hareket hızını sağlayacak olan görkemli zafer gibi güzel bir eşya var. Bunu alıyorsunuz. Bu da eksik olan mobilitenizi kapatmanızı sağlıyor. Yani yırtıcı ürünüyle birlikte alacağınız o hareket hızını size kazandırmış oluyor. Oyunsuz da işlevsel hale gelmiş oluyorsunuz. Ve bunun yanı sıra takım savaşında rakip takımın içinde kaldığınızda ilave zırh ve büyü direnci de kazandığınız için karakter ayrı bir tanklaşıyor. O yüzden bu ürün düzenini daha çok seviyorum. Ama birazcık haritanın alt tarafını kesmem gerekiyor. Graves bana yaklaştı çünkü. Artık daha ejderini almanın da vakti geliyor. Birazdan alacağım. Şimdi ultimi bekliyorum. Ultim geldikten sonra bot lane'e bir baskın atacağım. Ben siz de şu an skor alabilirler ama. Graves'ı görüyorsunuz abi. Geliyorum. Kurtuldu abicim o. Ultimi basamamış ya. Yani. Okey. Jinx buraya bir ulti deneyebilir. Ama Fizz bence orada onu keser. Nice. Tertemiz. Bak bak bak. Tamam, onu zorlayamayacağız. Buradan almamız gerekeni zaten fazlasıyla çıkardık. Şu an 7 skorluk bir katkım var. Gayet güzel bir rakam. Bot lane'de çünkü çok fazla fight çıkıyordu. Onlar birazcık daha fazla skor çıkartmayı başardılar. Adamlar bayağı kötü durumdalar. Yani şu an oyunu fazlasıyla kazandık ki erken aşamada güçlü olacak bir kompları vardı. Değerlendiremediler. Ormancıları çok zayıf kaldı. Bunun yanı sıra Jax'ın işte flash'ının olmamış olması ona şu an oyunu kaybettiriyor. Nasıl bir build yapacak onu da anlamış değilim. Enteresan eşyalar almış. Bizim takımda daha ileri istiyor. Geleceğim ona. Artık çünkü o ejderi almanın vakti geldi. Harita görevlerini yapmamız lazım. Bu arada bekleme süresinin azalmaya da bol bol ihtiyacım var. Şu an %10'luk bekleme süresinde azalmamız var. Ama yeterli değil. Daha da kısaltmamız lazım. Alistar bu arada sıkıntılarda. İnşallah ölmezsin Alistar'cığım. Ama ölmeyecek. Çok güzel. Bu arada ultiniz öyle adam çalıya malıya girdiyse veya rakibi göremiyorsanız atamıyorsunuz. Ya yani illa bir rakibe tıklamanız lazım. Ama ultisi gerçekten çok işlevsel karakterin. Cıvalı kuşak olan birisi tabii ki kurtulabiliyor ultisinden.
Ama eğer rakipte Civalı Kuşak falan tercih edilmemişse çok rahat bir şekilde etki gösteriyorsunuz. Da Graves ilk skorunu almış. Graves'a bak sen. Bizim Garen de bayağı kuvvetlenmiş. Ben şuradan kırmızı güçlendirmemi alayım. Oraya yanaşmasın çocuklar. Çok güzel. Hemen Q yeteneğimize verelim. Kırmızı güçlendirmeyimiz Fortune alabilir. Ona bırakalım. Alamet de çıkartabilirim. Hemen şurayı açalım. Gel Alametciğim buraya. Hani diyorum ya, karakter tank bir karakter ama istediğiniz hasar da çıkartmanızı sağlıyor yani. Boşta bir karakter değil. Değeri maalesef bilinmiyor karakterin. Hani ben oynarken çok keyif alıyorum. Tabii oyuna ilk başladığım zamanlar Skarner gibi bir karakter bana zor gelirdi. Mekanik açısından nedense zorlandığımı düşünürdüm. Ama şu an Rework'ü de hak eden karakterlerden birisi. Çünkü yetenek kitiyle yapabileceğiniz çok fazla şey var. Ultisini kordukları sürece bence çok fazla geliştirme yapabilirler karakter üstünde. Bu arada orta koridoru açmamız lazım. Hemen şurada alameti çıkartacağım. Hazır rakip de yokken burada durduramayacaklar yani. Oyunu kazanabilmek adına bu orta koridor kulesinin alınması gerekiyor bildiğiniz gibi. Olmazsa olmazınız. Kuleyi aldıktan sonra oyunu çok rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Seni pistten alalım. Şu an gördüğünüz gibi Graves gibi bir şampiyona karşı erken oyunu çok güzel bir şekilde domine ettik. Zaten bu takımın dediğim gibi late game'de de kaybetme imkanı yok. Çok çok güçlü bir kompumuz var. Rakip fazlasıyla kırılgan kalıyor bize göre. Hiçbir şekilde frontliner'ı yok. Jinx tanklaşıyor ama yani bir şey yapabilecek derecede bir tanklık değil bu. Güzel bir raise'imizi atalım. Artık 5-0-6'yız. 11 skorluk katkı, 20 skor çıkartmış bizim takım. Bunun yanı sıra bize geçen Fizz var. 12 skorluk katkısıyla bir de Miss Fortune var orada. Şimdi dediğim gibi hemen şu eşyayı tamamlayacağım. Peşine bir buzluğa eldiven alabilirsiniz. Rakibi daha rahat yavaşlatıp daha fazla etki göstermek adına. Tabi pırıltısını önce bir alın. Pırıltısıyla birlikte %40 yapın bekleme sürenize. Şu an ultimize bakalım. 60 saniye gibi bir rakama düşmüş. Bununla birlikte hasarım da çok artacak. Herhangi bir yetenek kullandıktan sonraki. Bu arada Brand sadece Zonya'sı ile birlikte çok fazla can yakıyor. Kurabiyelerini kullanmamış çocuk. Orada flash'ımı attım, özellikle Fizz'e vurmasına devam etmesini istemiyordum o çocuğun. Hani Fizz'i kesebilme durumu vardı. Yakalar mıyız bu çocuğu? Ne ejderi geliyor? Bir daha ejderi daha. Gelin abi bota. Botu itmeleri lazım yalnız. Şu an mid'de hiçbir şey elde edemezler. Boşu boşuna duruyorlar orada.
tehlikeli hareketler yapıyorlar şu an. İstemeden yetenekler doğuşlanıyor orada ama adamların bir sayı üstünlüğü var. Hiç gerek yok burada adamlara bulaşmamıza. Ultim de yok zaten. Riske girmeyelim yani. Tertemiz, süpersiniz. Şimdi bizimkiler burada kuleyi alırlar muhtemelen. Ben şöyle dağ ejderine gideyim. Bu ikinci dağ ejderimiz de, değil mi? Aynen. Bu dağ ejderleri sayesinde bizim baron yapmamız da kolaylaşacak bir yandan. Yani bizim için gerekli. Çünkü takım kompumuz maalesef koridor puşlamaya dalı bir komp değil. Rakibinki de aynı şekilde ama bir Jax faktörleri var. Jax o konuda hani onların işini kolaylaştırabilir. Fakat şu durumda olan bir Jax, yani ne item kastını bilmeyen bir Jax, bilemiyorum ki split yapabilir mi? Farmlar falan rezalet. Bu arada oynadığım elo altın, gümüş elosu bir ara olması lazım. Hani düşük elo da özellikle çekmek istedim. Çünkü karakter yüksek elo'da oynanabilir. Yüksek elo'da çok çok rahat oynanabilir. Çünkü takımınız sizi takip edecektir. Ama düşük elo'da sizin takımınızın sizi takip etmesi çok çok daha zor. Hele ki tank bir skarner yapıyorsunuz, işiniz daha bir zor oluyor. Bildiğim Misforge'na pasladım adamı. Neyse, güzel, en azından kill aldım. Çok güzel. Tertemiz. Alistar çok güzel takip etmiş burayı. Dediğim gibi özellikle düşük eloda çektim ki düşük eloda da yapabildiğini görün, yani karakterin oynanabildiğini görün. Oynanmasını istiyorum karakterin. Özellikle zaten bunu da belirttim. Etiketlerde görmüşsünüzdür izleyin diye. Arkadaşlar da usul verdi. Güzel oyun oldu. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.